Merhaba ve Kaos'un içinde Düzen'in podcastına hoş geldiniz. Ben Deniz Emine Çamber. Bugün sosyal bilimlerin temel kavramlarından biri olan emek üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. Emek sadece ekonomik bir terim değil. Toplumun yapı taşlarını oluşturan ve günlük yaşamımıza dokunan çok boyutlu bir kavram. Gelin emeğin ne anlama geldiğini, aile içindeki değerini, ...toplumsal dayanışmaya katkısını ve politik boyutlarını birlikte inceleyelim. Başlamadan önce küçük bir anımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir gün öğretmenlik yaparken bir öğrencim sınavdan düşük not almış, gözyaşları içinde yanıma gelmişti. O anda anladım ki emek sadece yalnızca derslerdeki başarıyla değil, aynı zamanda duygusal destekle de anlam kazanıyor. Bu alay emeğin aslında insanların birbirine her anlamda destek olduğu anlarla nasıl iç içe geçtiğini yeniden hatırlattı bana. Şimdi bilimsel bir bakış açısıyla emeği incelemeye başlayalım. Hadi bakalım. Emek nedir? Emek, bireyin düşünsel veya fiziksel çaba göstererek bir şey üretmesi, topluma katkı sağlaması anlamına gelir. Yani insanlar çalışarak, yaratarak veya bir şeyler yaparak topluma fayda sağlarlar. Bu hem iş yerinde hem de evde gerçekleşir. Örneğin bir öğretmenin öğrencilere bilgi aktarması onların gelişimine katta bulunurken bir annenin ya da babanın çocuğuna bakması ve onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi sağlıklı bireyler yetiştirmek adına verilen önemli bir emektir. Sosyal bilimcilerin emek anlayışına bir de bakalım. Karl Marx ve Max Weber bu konuda en ünlü sosyal bilimcilerdir. Marx ve Weber gibi sosyal bilimciler için emek yalnızca maddi kazanç sağlamaz. Ayrıca toplumsal ilişkilerin merkezinde de yer alır. Bu ne demek? Max Weber'a göre emek bir kişinin toplumdaki konumunu ve toplumun genel yapısına katkısını belirler. Yani bir kişinin çalıştığı iş ve harcadığı emek onun toplumda nasıl bir yer edindiğini ve diğer kişilerle olan ilişkisini etkiler. Örneğin bir yazılım mühendisi düşünelim. Bu mühendis teknoloji alanındaki çalışmalarıyla yüksek gelir elde ederken Toplumda saygınlık kazanır. Bu meslek sayesinde hem bulunduğu toplulukla ilişkileri gelişir hem de topluma katkıda bulunur. Ayrıca bu mesleklerde çalışanlar gençlere ilham veriyor ve onlara hangi kariyer yollarını seçebileceklerini gösteriyor. Ya da bir profesörün akademik çalışmaları hem kendi sosyal statüsünü yükseltir hem de toplumda bilginin yayılmasına katkıda bulunur. Marx ise emeği sermaye ile olan ilişkisi üzerinden değerlendirir. İşçilerin emeklerinin yeterince karşılık bulmadığında toplumsal eşitsizliklerin arttığını savunur. Günümüzde büyük e-ticaret platformlarında çalışan depo işçileri buna örnektir. Örneğin Amazon ya da hepsi burada gibi firmaların işçileri uzun saatler boyunca çalışarak ürünleri paketler ve kargolar. Ancak elde ettikleri kazançları bu platformların sahiplerinin kazançlarına kıyasla çok daha düşüktür. İşçiler emeklerinin karşılığını alamadığında toplumsal adaletsizlikler ortaya çıkar ve derinleşir. Bu örnekler emeğin toplumdaki yerimizi nasıl şekillendirdiğini ve emeğe adil bir karşılık almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki sizin için emek ne anlama geliyor? Şimdi ekonomik olarak baktığımızda emeğin karşılığını genelde maaş ya da ücretle ölçüyoruz. Peki, ancak emek sadece iş yapmak veya para kazanmak değildir. Aynı zamanda kişinin çabasının değer bulup bulmadığını da gösterir. OECD ve Gallup gibi kuruluşların araştırmalarına göre insanlar sadece maaş değil, aynı zamanda takdir edilmeyi de önemsiyor. Takdir edilmek motivasyonu arttırıyor ve psikolojik denge sağlıyor. Peki bir kişinin emek verdiği işin hakkını alması nasıl sağlanır? Yaptığı işin değeri nasıl ölçülür? Bir kişinin emeğinin hakkını vermek için önce yaptığı işin gerektirdiği bilgi, beceri ve harcadığı çaba doğru şekilde değerlendirilmelidir. Kişinin işe katkısını tam anlamıyla görmek ve buna uygun bir karşılık vermek önemlidir. Bu karşılık sadece maaşla sınırlı kalmamalı. Aynı zamanda takdir edilmek, saygı görmek ve destek almak da kişinin emek verdiği işin değerini arttırır. Bu sayede kişi gerçekten değer gördüğünü hisseder. Bu da hem onu daha mutlu eder hem de işteki verimliliğini arttırır. Örneğin bir öğretmeni düşünelim. Bu öğretmen öğrencilerine ders anlatmak için sadece bilgi vermekle kalmaz. Dersi planlamak, öğrencileri anlamak ve onları motive etmek için büyük çaba harcar. Bu emeğin hakkını vermek sadece maaşla olmaz. Öğretmenin çalışmaları takdir edilmeli, öğrencileri üzerinde bıraktığı olumlu etkiler fark edilip ona iletilmelidir. Öğretmenin bu katkısının değer bulması onu daha motive eder ve işine daha bağlı hale getirir. Başka bir örnekte bir hastanede çalışan hemşire olabilir. Hemşire hastaların bakımını üstlenirken fiziksel ve duygusal anlamda büyük bir emek verir. Bu emeğin karşılığı sadece maaşıyla sınırlı olmamalıdır. Örneğin yöneticiler veya hastalar tarafından gösterilen teşekkür ve takdir onun emeğinin gerçekten görüldüğünü hissetmesini sağlar. Bu sayede hemşire kendini daha değerli hisseder, işinde daha fazla özen gösterir ve genel hastane ortamı da iyileşir. Bu tür örneklerde kişiye maaş dışında değer ve takdir gösterildiğinde o kişi daha mutlu ve verimli olur. Böyle durumlar emeğinizin değerli olduğunu gösterir. Yalnız emek sadece iş yerinde değil, aile içinde de büyük bir değer yaratır. Bir çocuğa bakım veren bir anne ya da babanın harcadığı çaba bir maaşla ölçülmese de sevgi, saygı ve takdirle karşılık bulduğunda çok daha anlamlı hale gelir. Böylece kişi emek verdiği her alanda gerçekten değer gördüğünü hisseder. Bu da hem kendi mutluluğunu hem de çevresindekilerin yaşam kalitesini arttırır. Sonuç olarak emek yalnızca bir çaba değil, toplumsal bağlarımızı güçlendiren bir değerdir. Peki sizce emeğin değeri nasıl karşılık bulmalı? Emeğinizin değerini nasıl hissediyorsunuz? Bugünkü podcast bölümümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal bilimlerin temel kavramlarından biri olan emeğin ne anlama geldiğini ve toplumsal bağlarımızı neden güçlendirdiğini inceledik. Bir sonraki bölümde emeğin toplumsal dayanışmadaki ve politikadaki rollerine odaklanarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben Deniz Emine Çamba ve unutmayın küçük bir takdir büyük farklar yaratabilir. Şimdilik hoşça kalın.